Herkese merhaba. Dolar TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 19,97 21,06 bant aralığında pozitif yönde gerçekleşti. Haftalık bazda ise yükseliş %4,95 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık tridris primine baktığımızda 14 Mayıs'tan sonra ilk kez 600 seviyesinin altına gerilediğini görmekteyiz. Yurt içinde geçtiğimiz hafta büyüme rakamları, mevcut kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri takip edildi. Türkiye ekonomisi 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4, bir önceki çeyreğe göre ise %0,3 büyüdü. Merkez Bankası verilerine göre 26 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 378,7 milyon dolar ile son bir yılın en büyük satışını gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancılara satışı 1,5 milyar doları aştı. 19 Mayıs haftasında 101,6 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri 26 Mayıs ile sona eren haftada %3,05 düşüş ile 98 5 milyar dolar oldu. Rezervler böylelikle 10 ay sonra ilk kez 100 milyar doların altına yerledi. Dolar TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük ağırlıklı ortalama 20,80'e 22 günlük ağırlıklı ortalama 20,13'e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu dolar tl turunda 21 ve 21,30 dirençlerini takip etmeye devam ediyoruz. Euro dolar paritesine baktığımızda 1,0705, 1,0780 bandında hareket ettikten sonra Cuma gününü 1,0710 seviyesinden etkisi yönünde tamamladı. Paritede haftalık bazlık kayıp ise %0,17 oldu. ABD'de açtığı istatistikleri sonrası dolar endeksindeki yükseliş parite üzerinde baskı oluşturdu. Euro bölgesinde geçtiğimiz hafta öncü tüfe ve işsizlik oranı açıklandı. Mayıs'ta tüfe değişim göstermezken yıllık bazda %7'den %6,1'e geriledi. Nisan'da %5,6 seviyesinde bulunan çekirdek tüfe ise %5,5 olan beklentinin altında %5,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı %6,5 seviyesinde sabit kaldı. 200 günlük ağırlıklı ortalaması 1,0707 üzerinde tutunmaya çalışan paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 1,0755 direncinin aşılması ve kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Parite 200 günlük ağırlıklı ortalamanın altında ise satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,0640 ve 1,06 seviyelerini takip ediyor olacağız. Son olarak ons altına baktığımızda haftanın son işlem gününü 1948 dolardan eksi yönde tamamladığını görüyoruz. Gün içerisinde 1947, 1983 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,07 değer kazandı. ABD'de borç limitine ilişkin anlaşmanın mecliste onaylanması sonrası tahvil getirilerindeki düşüş ile 2 ayın dibinden tepki veren ons altında cuma günü açıklanan veriler risk işleri üzerinde baskı oluşturdu. Ülkede tarım dışı istihdam Mayıs ayında 339 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 180 binde bulunuyordu. İşsizlik oranı %3,4'ten %3,7'ye yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar piyasa beklentilerinin altında Mayıs'ta %0,3 artışla yıllık bazda %4,4'ten %4,3'e geriledi. Açıklanan verilerin ardından dolar endeksi yeniden 104 seviyesini yükselirken 10 yıllık tahvil faizleri haftayı %3,70 seviyesinde tamamladı. Orta vadeli desteğin 1945 dolarda bulunduğu değerli madende bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda 1913 ve 1902 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1975 ve 1990 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.